He hoca niye anlattın sen bize Hazreti Adem'i? Kur'an'la tescilli Adem Aleyhisselam alim, peygamber, ilk insan, ilk peygamber, Allah'la ilk konuşan insan, melekleri bile alt edecek ilme sahip insan. Burada söylemeye haya ediyorum ama bilin diye söylüyorum. Selam söyle o cahil Havva ve Adem'e. Şarkıymış bu değil mi? Şarkı pek şeyim yok ama, repertuarım yok ama. Bugün gördük ki selam söyle o cahil. Kime sen cahil diyorsun ya? Sen kime cahil diyorsun ya? Ya Rabbel Alemin, bıktık ya. Biri çıkar Peygamber Efendimiz'e laf söyler. Bu Kur'an vahiy değildir der. O biter, o biter. Biri çıkar Hazreti Meryem'e iffetsizdi diye derste anlatır. Hazreti Meryem'e iftira atılır. Biri çıkar Hazreti Adem'e Kur'an'la sabit, tescilli, alimdir, peygamberdir, cahil der. Onun nurlu eşine, Havva annemize, ilk kadına, kadınların şahına cahil der. Öbürü çıkar Hazreti Ayşe'ye laf söyler. Öbürü çıkar İmam-ı Azam'a laf söyler. Öbürü çıkar İmam Şafii'ye konuşur. Konuşur da konuşur. Dine saldırır, Kur'an'a saldırır. Hadisleri inkar eder. Allahu Ekber karşısına da çıkıp ne diyorsun ulan sen diyecek. Bir makam yok ama benim toprağımda. Neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Anlayacağınız şimdi ne demek istediğimi. Böyle gözlerinizi kulaklarınızı açarak dinleyin. Katoliklerin bir başı var. Papa var Vatikan'da. Ne iş yapıyor? Adamın oturduğu mahalle bile özerk. Plakası var, bayrağı var. Meclisi var, bilmem nesi var. Orası neresi? Katoliklerin, Katolik Hristiyanların lideri. Yani Katolik dünyasında herhangi bir papaz, herhangi bir kardinal, herhangi bir rahip, rahibe, onların da makamları var böyle. Yanlış bir şey yaparsa, Katolik itikadına, Hristiyanlık dinine aykırı bir şey konuşursa kulağından tutup böyle silkeleyip alaşağı edecek bir makam var. Hatta ve hatta resimleri internette var. Türkiye'ye saldırdıklarında bütün kafir Haçlı ordusu gibi şimdiki Avrupalı, Amerikalı kafir devlet adamları toplanıp Papa'dan icazet aldıkları bir resim bile, video bile var. Adam dini lider, Katoliklerin lideri. Var mıymış? Varmış. Gel hemen, Ortodoksların bir merkezi var. Rum Patrikhanesi, Ortodokslar var orada. Orada da Ortodoks bir papaz hiçbir şey yapamaz. O baştaki herif ne derse o. Geçiyorsun, Protestanların bir merkezi var. Protestanlık dininin bir merkezi var. Öyle mi? Yanlış yaptırtmazlar. Şimdi söyleyin bana. İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın biri desin ki Muhammed de bir adamdı. Salavat yalakalıktı. Şefaat yoktu. Kabir azabı yoktu. Kur'an vahiy değildi. Çıksın Hazreti Meryem iffetsizdi. İstedikleri gibi konuşsun. Çıksın bir şarkıcı parçası. Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı, bu dini sahipsiz bıraktılar. Kafasına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda kaim olsaydı, çıkıp da ne Hazreti Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne Resulullah Aleyhisselam'a, ne şeriate, ne Kur'an'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye, ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz onu. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Öbür taraftan Ankara Melike Hatun Camii'nin İmam Hatibi Halil Konakçı. Afiş yaptırıyorlar, il il geziyor,
vaazlarda bulunuyor. Camide alkış var. Bakın camide vaaz yapıyor, alkış var camide. Camiler bunun için mi yapılmış? Camide din anlatsa, din kültürü anlatsa, dine uygun, Müslümanlığa uygun vaazlarda bulunsa kimse bir şey demeyecek. Ne yapıyor? Sezen Aksu'yu tehdit ediyor, hedef gösteriyor. Ne yapıyor Bursa'daki camide? Diyor ki İslam sahipsiz kaldı. Şeriat gelmeli diyor. Şeyhülislamlık makamı gelmeli diyor. Bu makamın peşinden koşacağız. Bu makamı geri getireceğiz. Bunun için çalışacağız diyor. Ve açık açık, açık açık Sezen Aksu'yu tehdit ediyor. Bundan 2 hafta önce çıktı bir başka camide, Ankara'da bir camide. Ben okul öncesi eğitim Diyanet'in değil milli eğitimin işidir dedim diye. Dinimize küfretti, peygamberimize küfretti. İki elimiz yakasındadır, azdan az çoktan çok gider diye beni tehdit etti. Buradan Halil Konakçı, cürümün kadar yer yakarsın. Buradan Murat Şahin, cürümün kadar yer yakarsınız. Ama biz buradayız. Ama kanunlar da burada. Diyanet İşleri Başkanı bu hedef gösterenlere, bu sapkın zihniyete en çok zararı dine samimi Müslümanlara verecek olan bunlara ve İçişleri Bakanlığı ve mahkemeler ne yapıyor göreceğiz. Bizim bir tane canımız var. Bir tane de korumamız yok. Buradan size müjdeyi vereyim. Bir tane canımız var, bir tane korumamız yok. Herkes biliyor bunu. Öyle tehdidinize biz yılarsak, biz bir adım geri gidersek, biz bir kelime eksik konuşursak, biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürürsünüz. Bu millet sizin çok beğendiklerinizin önüne kırmızı halı serdiği, alkışlarla, mutlulukla karşıladığı işgal kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal'le beraber direndi, bu ülkeyi kurtardı. Sizin önünde secde ettiğiniz 6. filonun askerini denize dökenlerin devamıyız biz. Karış karış Anadolu'yu gezip yalan konuşan Numan Kurtulmuş. Sen diyorsun ya 150 yıldır karşı karşıyayız. Biz hiç yol değiştirmedik. Jön Türklerden geliyor diyor, doğrudur. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk diyorsun, doğrudur. Cumhuriyet Halk Fırkası diyorsun, doğrudur. Hep oradayız. Karşımızda damat Ferit hükümeti vardı. Sevri imzalayan. Karşımızda İstanbul hükümeti vardı, teslim olan. Karşımızda İslam Teali Cemiyeti vardı, teslim olan. Karşımızda İskilipli Atıf Oda vardı. Mustafa Kemal'e uymayın diye İngiliz askerlerinin yukarılardan bildirilerini attığı. Biz Kuvayi Milliye'yiz kardeşim. Ondan onların devamlarına ne Murat Şahin'e ne de cami cami gezip bizi hedef gösteren Halil Konakçı'ya teslim olmayız. Azdan az, çoktan çok, aza çoğa bakmayız. Tek tek alsak, birer birer de olsak biz bu ülkenin cumhuriyetçi, vatansever evlatlarıyız. Ve hiçbir tehditinize, İçişleri Bakanı'nın arkanızı sıvazlamanıza, Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ün kurduğu Diyanet'i cumhuriyetin kurumlarının karşısına diken, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, ne dirime gelsin ne ölüme diyen adamın dirisini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'na da, onun üzerimize saldığı tehditçilere, şantajcılara da asla ve asla teslim olmayız. Verilmeyecektir! Verilmeyecektir!